Herkese selamlar. Sevgili YouTube nasılsınız? Efendim belki biliyorsunuz, belki haberiniz yoktu, belki Twitch'ten geldiniz, belki Cahre'nin yayınından. Bir süredir Twitch üzerinde siber güvenlikle ilgili bilgi güvenliği, bug bounty, pen testing ha, konularında yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu yayınlara katılım katılan izleyici arkadaşların konularla ilgili sorularını yanıtlıyoruz genel olarak. Yayınlarda zaman zaman teknik içeriklere, bazen oyunlara, bazen hacking simülasyonlara vesairelere yer veriyoruz. Ee, neyse efendim bu yayınlarda gelen soruların bir kısmı özellikle konuları kariyer olarak seçmek isteyen arkadaşlardan geliyor. Genç arkadaşlardan ve onların sormuş olduğu sorular da çoğunlukla ortak oluyor. Benzer sorular geliyor yani 3 aşağı 5 yukarı. Ee, bu videodaki olayımız şudur. Bizim Discord'da sık sorulan sorular diye bir kanalımız var. Demin bahsettiğim soruları ve yanıtları derlediğimiz, değerlendirdiğimiz Birlikte bu soruların üstünden geçeceğiz, detaylandıracağız. Böylelikle hem size hızlı bir kaynak derlemiş olacağız, hem de biraz daha zamandan tasarruf etmenizi sağlayacağız. Unutmadan, burası önemli, Twitch yayın linkimizi ve Discord'daki linkimizi bu videonun açıklama kısmına yerleştiriyor olacağım. Oradan gelip bize ulaşabilirsiniz. Yani bu kanalda da genelde önemli konuları paylaşıyor olacağız. O yüzden e, yayınların kesitleri vesaireleri olacak. O yüzden abone olmakta da fayda var sizin açınızdan. Efendim hazırsanız başlayalım artık o zaman. Okey. Şimdi Discord'umuzda genellikle gelen sorulara baktığımız zaman ilk soru genelde hep aynı oluyor. Abi benim geçmişim yok, şeyim yok, şuyum yok, buyum yok. Nereden başlayacağım ben? Valla bu sizin geçmiş ve tecrübenizle çok doğru orantılı sevgili arkadaşlar. Ama... E ee, genel eğitimlere baktığınız zaman internette bulabileceğiniz birçok YouTube eğitimi var. İşte efendime söyleyeyim cyberry.et adresi var. it adresi var. E ee, Awesome Infosec diye bir tane GitHub var. Bütün bu kaynakların derlendiği, toplandığı vesaire. Hacker HackerOne'ın ve Bug, bug, bug crowd evet. Bug crowd e, kendi eğitim bu özellikle bug programları için eğitim e, adresleri var. Udemy'de bazı eğitimler bulduk. ve çeşitli arkadaşlarla incelediğimizde gördük güzel eğitim içerikleri var Udemy içerisinde. Biraz eski olabilir ama işinizi görüyor. Bunlar ilk aklıma gelenler özellikle. Eee ikinci soru mesela programlama geçmişim var. Hangi cyber security dalını seçmeliyim? Programlama bilen bir insanın malware analizi yapması, işte web application pentesting'e yönelmesi kendisi için bu işten çok çabuk revenue dönümü yani para kazanma ve paradan da direkt faydalanabilme anlamında çok büyük önem taşıyor. Bu yüzden önemli, faydalı. En hızlı çözüm. Ee, özellikle bu geçtiğimiz haftalarda üniversite yerleştirme ve seçme sınavları gerçekleştirdikten sonra tercih yapan çok fazla arkadaşımız oldu. Onların da soruları belliydi. Dediler ki illa üniversite okumalı mıyım? Vallahi arkadaşlar, bulunduğunuz ülke ve bulunduğumuz ortam açısından baktığınızda üniversite şart. Ne olursa olsun. Ee, hani Mühendislik birinci tercihiniz olsun. İlla bilgisayar mühendisliği kazanmak zorunda değilsiniz ama mühendislik mutlaka okum okumaya çalışın. Eğer olmuyorsa bile 4 yıllık bir bölüm. Mutlak şart. Tavsiyem. Ee, hangi dillere ve teknolojilere eğilmeliyim diye sorular geliyor. Bunlarda bu konuda çok kaynak var aslında. Python, JS, C... İşte Linux komosunda bash scripting dediğimiz olay. Ee, en azından VirtualBox üzerinde veya bir VMware üzerinde bir Kali kurabilmek, temel CCNA seviyesinde network bilgisine sahip olabilmek, SQL hakkında SQL hakkında biraz bilgi sahibi olabilmek oldukça işinize yarayacaktır. Ee, bir başka soru İngilizcem yok ne yapmalıyım? İngilizce öğreneceksin sevgili kardeşim. İngilizce olmadan olmuyor iş. Mutlaka İngilizce şart. E, ee, siber güvenlik değil de ben yazılımcı olmak istiyorum diye soran arkadaşlar oluyor. Onlarda işte e, DevOps, Cloud Development, işte Full Stack Development vesaire konuları enteresan günümüzde. Yapay zeka vesaire, büyük data, big data dediğimiz olay vesaire önemli. Çok uzmanlı olduğum konular değil ama hani faydalı diye duyuyorum. Ee, tabii Tabi haliyle biz Twitch'te yayın yaptığımız için gelen kitlenin bir kısmı da oyun geliştirme üzerinden gelen insanlar var. Ee, yani oyun geliştirme konusu bir soruda şöyle demiş. Oyun geliştirme konusu da çok ilgimi çekiyor. Siber güvenlikte ne yapacağım? Hangisini seçeyim? Falan diye soruyorlar. Benim orada söylediğim benim yaptığım yapın. Ben e, oyun geliştirme firması Unity'de siber güvenlik ol olarak, arkitekt olarak çalıştım. <laughs> İkisi bir arada oldu. Boş zamanda da oyun geliştirdim. Vesaire bir şey yapmadım tabii. Uyduruk kaydırık şeyler ama nihayetinde oradaydık. Ee, siber güvenlik uzmanlarından kimleri takip edeyim ne yapayım diye böyle uzun bir liste yayınladık yine Discord'da ee, işte Canberk Bolat var, Corpus Kolos'un var, Hacking Dave var, Graham Culley var, Brian Honum var Naked Security var, Brian Cabs var ee, Bünyamin Demir var, ee, onun dışında Mert Sarıca var, Halil Öztürkçü var, ee, Barkın Kılıç var, Jason Street var e, ee, Malik var. Ondan sonra um, Gökay Bekşan var. Fatih Ekbakan var. Mehmet İnce var. Emre Tınastepe var. Bunlar önemli kişiler. Huzeyfe var. Bunları ta Huzeyfe Önal. Bunları takip etmenizde fayda var. Ee, siber güvenliğin dalları neler diye soruyorlar. Mesela binlerce alt kırılımı var aslında. Binlerce demek biraz abartı ama bayağı bir alt kırılımı var. Mesela ne var? Security Operation Center analisti var, Red Team Specialist'i var, Penetration Tester var, Security Engineer Consultant'ı var, işte Cyber Security Architect'i var, Auditor var, Malware Analyst var, DevSecOps Engineer var, Reverse Engineer var, var oğlu var. Bunlardan hangisi? iyice bir araştırmak lazım. Hangisi hoşunuza gittiyse, bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız gelin Twitch'e veya Discord'a, oradan konuşalım. Ee, bir mesela şey var bulunduğum şehirde devletin ücretsiz veya iş kurum veya benzer kurumların bilişim kursları var bunlara gideyim mi işe yarar mı yarar kardeşim hiçbir şey olmazsa temel olur o yüzden gitmenizde bu tarz bulduğunuz bedava eğitime yapışın abi mutlaka bir şekilde size faydası dokunur. Network pentesting testing Mesela kursu video ve içerikleri var Birkaç tane burada yayınladık Bir de Cyber Mentor Diye bir tane user var Twitch'te de var kendisi Twitter'da da bulabilirsiniz Youtube'da da var Zero to Hero diye bir tane eğitimi var Tamamen sıfırdan pentesting öğretiyor Network bilgilerini vesairelerini de anlatmış Baya faydalı bir arkadaş Full Eski bir army veteranı Amerikan ordusunun veteranı kendisi Baya güzel yani ee, abi ben pen testing olayına girdim artık. Biraz bir şeyler biliyorum. Nasıl kendimi test edeceğim, geliştireceğim, bir şeyleri kırmadan, dökmeden ne yapacağım derseniz. Mesela hackthebox.eu var. Ee, yine online CTF oyunlarından kullanabilirsiniz. Ee, kendinize bir tane bilgisayarlar, VM makinalar indirip bunlar üzerinde test yapabilirsiniz. Bunlar aklıma gelenler. Ee, onun dışında genel olarak baktığınızda hani aklıma gelenler Sık sorulan sorular e, bunlar. Bunun dışında sorularınız olursa sevgili arkadaşlar, buyrun gelin beraber Twitch'te, Discord'da oturalım, konuşalım. E, nasıl yardımcı olabileceğimize bakalım. Tekrar unutmadan söyleyeyim, buraya abone olmayı unutmayın çünkü buradaki yani Twitch'te yaptığımız yayınların parça kesitlerini, önemli soruların cevaplarını, önemli bir konuyu açıklarken ben veya uygulamalı gösterirken hepsini YouTube'a koyacağız. E, klipler vesaireler halinde Umarım hoşunuza gider Bu videonun sonuna geldik Bu kadar kısa bir video Sizleri kanallarımıza bekliyoruz Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere